Bekir Haki Efendi, Allah rahmet eylesin, İstanbul müftilerinden, alim, fazıl, şair bir zat. Fetvahanede Ebu Suud Efendi'ye ait iki fetva görüyor. Birisinde işte Koca Mustafa Paşa'da kain, Sümbül Sinan namıyla maruf filan kimse zındıktır. Cenaze namazı kılınmaz. Onun cenaze namazını kılanın da cenaze namazı kılınmaz diye bir fetva var. Başka bir fetvada da Sümbül Sinan Efendi şeriate uygundur, müteşerridir. Cenaze namazı kılınır, kılanın da kılınır diye araştırıyor Bekir Haki Efendi. Sonunda şu çıkıyor ortaya. Sümbül Sinan Hazretleri'ne Ebu Suud Efendi'ye şikayet etmişler. İşte nasıl neler söyledilerse bunun üzerine tabii şeriatı ikame ile memur Şeyhülislam Efendi hemen efendim o da bir fetva kalemi alıyor. Dolayısıyla şeriatın hükmünü ortaya koyuyor. Fakat vaktaki Sümbül Sinan Efendi vefat ediyor. Hatta vefatından önce efendim bir vasiyetiniz var mı diye soruyorlar. Buyuruyor ki beni sultanların ayak ucuna defnedin. Onun için bu çifte sultanlar burada mıdır, değil midir, falan mıdır, filan mıdır bir sürü dedikodu var. Sümbül Sinan Hazretleri demek ki keşfen biliyor. Onların ayak ucuna defnedilmesini vasiyet ediyor. Bir de namazımı Fatih Camii'nde kılın buyuruyor. Bunun üzerine müritler birbirlerine bakıyorlar. Çünkü o zaman Fatih Camii, protokol camii hani tabiri caizse, padişah, şehzadeler, padişahın değil de şehzadeler, efendim işte hanım sultanlar, büyük paşaların cenazesi orada kılınır. Padişahlarınki biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nda. O gün vefat ediyor. Etrafındakiler tabii yahu böyle dedi ama Hazret şimdi orada protokol camii, Ebu Suud Efendi'nin de böyle bir fetvası var. Acaba bir niza çıkar mı, bir kargaşa çıkar mı, bir münakaşa, bir huzursuzluk olur mu diye endişe edince Sümbül Sinan Hazretleri buyuruyor ki keşfen, biliyorum Şeyhülislam Efendi'nin hakkımızda fetvası vardır ama onu da kendi düşünsün buyuruyor. Götürüyorlar Fatih Camii'ne. O gün Fatih Sultan Mehmet Han'ın kızlarından kimse geri kalanlardan birisi vefat etmiş. Tabii protokol camii olduğu için Fatih Camii'ne getiriyorlar. Sümbül Sinan Efendi'nin cenazesi bir musallada duruyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kızının da cenazesi bir musallada duruyor. Tabii yine protokol icabı sultanların namazını kim kıldırır? Şeyhülislam Efendi kıldırır. Ebu Suud Efendi de orada. Namaz kılınıyor, öğle namazı. Cenaze namazını kılmak üzere Ebu Suud Efendi Fatih'in kızının tabutunun önüne geliyor. Diyorlar ki Efendi Hazretleri burada er kişi var. Biliyorsunuz önce erkeğin cenazesi kılınır sonra hanımın. Ha öyle mi diyor. Sümbül Efendi'nin namazını kıldırıyor. Sonra da Fatih Sultan Mehmet Han'ın kızının namazını kıldırıyor. Fatiha deyince efendim dervişler Sümbül Efendi'nin tabutunun etrafına doluşuyor. Kim bu yahu? Sümbül Sinan Efendi diyorlar. Eyvah diyor yahu. Bu zat bakın manen tasarruf etti de bana haddimi bildirdi diyor. Gidiyor fetvahaneye efendim o fetvayı değiştiriyor. Şimdi bunlar böyle insanlar. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin.